Gazeteleri getirir misin Savaş? Hemen bir sana zahmet. Bugün manşetlerde olan kişisiniz. Evet. Dün paylaşımınızda ekranlara yansıtmıştık. Korkusuz gazetesinde var mesela metro zulmü. Beraberce hemen bir büyütelim, bir bakalım. İktidar CHP'li belediyelerin metro projelerine engel oluyor. Manşet ve başlık bu. Haberimiz de hazır. Birlikte izleyelim. Tabii, sizin orada açıklamalarınız var ama biraz daha açmanızı isteyeceğim. Karar Gazetesi'nden de okuyacağız. Karar Gazetesi de bir ironiyle yaklaşmış. İzleyelim. İzmir'de ne oluyor? Metro için ne kadarlık bir pay ayrılmış İzmir'de? Her sene bütçeyi büyük merakla bekleriz. Acaba bu sene ne olacak diye. Bu senede yine geçen seneki gibi 3.000 lira ayrılmış. İzmir'deki metro projesinin toplam yatırım bedeli 8.136 milyon lira. Cumhurbaşkanlığı'nın 2023 yatırım programında projeye ayrılan bütçe ise 3.000 lira. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer diğer yatırımlar milyonlarla hatta milyarlarla yatırım programında yer alırken İzmir'deki metro projesine 3.000 lira ayrılmasına tepki gösterdi. Maalesef İzmir'de hükümetimizin tek bir metre metro hattı yok. Tek bir metre metro tüneli yok. İzmirli'ye bunun reva görülmesinden üzüntü duyuyorum. 2023 yılı yatırım programındaki yatırım ödeneğinden en yüksek payı %26,8 de ulaştırma ve haberleşme sektörü yatırımları aldı. Ancak sadece İzmir'deki metro projesine ayrılan 3.000 lira değil. İstanbul'da da Beylikdüzü metrosunun yine yatırım programında yer almaması dikkat çekti. 2017 yılında hizmete alınması hedefleniyor. Biz 2023'teyiz. Neredeyse 6 yıl geçmiş. Daha ihalesine çıkamıyoruz. Niye? Sayın Cumhurbaşkanı imza atmadı diye. Yani bunun yeniden değerlendirilmesi gerekir. Burada eğer bize karşı bir siyasi tutum varsa bu tutumu başka şekillerde göstersinler. Vatandaşı mağdur ederek göstermesinler. Beylikdüzü metro hattı yatırım programında yer almadığı için belediye meclisi onay verse de kredi kullanılamayacak. Projeler beklerken yine Cumhurbaşkanlığı'nın 2022'deki yedek ödeneğinden en yüksek pay da karayollarına aktarıldı. 47 milyar liranın büyük bölümünün garantili proje ödemeleri için kullanıldığı tahmin ediliyor. Oraya para bulacağız diye işte metro Beylikdüzü'ne gelmiyor. Beylikdüzü'ne harcanacak para oradaki bir grup insana harcanıyor. Karşı olduğumuz bu. Bunları açıklasınlar topluma. Hükümetimiz bu konuda maalesef İzmir'i bu yatırımlara değer görmüyor. Bundan sonra ne yapacaksınız efendim peki? Kendi göbeğimizi kesmeye devam edeceğiz. Metro hatlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Efendim şimdi kendi göbeğinizi acaba nasıl keseceksiniz? Bu kadarı da israf. Bakanlıktan İzmir metrosuna 3.000 lira bütçe komedisi. Gördüğünüzde yani hani bir rakam hatası mı zannettiniz? Yok, biz buna alışığız. Ya şimdi hikayenin bir geçmişinden biraz bahsedeyim size. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Bütçe Başkanlığı var. Evet. Ve buraya kentle ilgili projeler gönderiliyor. O daire de o başkanlık da bunların yapılıp yapılmayacağına, program alınıp alınmayacağına karar veriyor. Şimdi bu metro hattı 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı'nın yatırım programına alınmış. Yani 9 yıldır yatırım programında duruyor orada. Ve 9 yıldır her sene buraya bütçe ayırmadan pas geçiliyor. Şimdi bunu ilk gördüğüm zaman şaka zannetmiştim. Yani bir rakam hatası olabilir veya şaka gibi bir şeydi çünkü. Sonra anladık ki böyle değil. Yani gerçek bu. Ve geçen yıl aynı şekilde 2022'nin bütçesi açıklandığında da yine 3.000 lirayla geçmişti. Bu senede baktık, merakla bekliyorduk. Acaba yatırım programından işte alınır mı 2023'ün bütçesi de pay ayrılır mı diye ayrılmadığını gördük. Şimdi bu gerçekten paylaştığımız zaman sosyal medyada şaka mı diye paylaşmıştım ama çok üzücü bir şey. Yani bu İzmir halkına reva görülen gerçekten hakikaten çok üzücü bir şey. Çünkü bütçeler bir tercihler malzumesidir. Yani elinizde bir para var ve bunu bir biçimde dağıtmayı tercih ediyorsunuz. Oraya daha az veriyorsunuz, buraya daha çok veriyorsunuz, oraya hiç vermiyorsunuz, buraya bir şey veriyorsunuz. Bunun adil olması lazım. Yani bunun bütün 81 vilayete yayılan bir mantığının olması, bir felsefesinin olması lazım. Şimdi siz 9 yıl önce önemini tespit ettiğiniz bir yatırımı 9 yıl boyunca erteleyerek, bütçe ayırmayarak bir noktada tutarsanız o zaman insanların şunu sormaya hakkı var. Kardeşim bize niye bunu reva görüyorsunuz? Bizim bu niye hatta... Peki efendim bu soruyu sorduğunuzda ya da sorulduğunda ben cevabını bulamıyorum. Bu soruyu onlara sormak lazım. Yani bu kararı verenlere sormak lazım. Neden yapıyorsunuz bunu? Bunu yapmayın. Bunu söylemek isterim. Gerçekten yüz yüze gelebilsek de bunu söyleyebilsem isterim. Yapmayın bunu İzmir'e. Randevu talep etseniz? Biz randevu da talep edip gidilebilir ama şunu görüyoruz. Gerçekten böyle bir şaşı bakış açısı var. Objektif olmayan, belki bir takım siyasi tercihlerle şekillenen ve sonuç itibariyle de İzmir'in cezalandırıldığı bir tablo bu. Şimdi siyaseten ders vermek istersiniz veya işte siyaseten üstün çıkmak istersiniz. Birçok argüman, birçok enstrüman bulabilirsiniz ama burada İzmirli'yi mağdur etmek bu kabul edilebilir bir şey değil.